Merhaba arkadaşlar. Üçgende açı 4 videosu ile sizlerle beraberiz. Bugün eşkenar üçgenin özelliklerini verip sorularını çözmeye çalışacağız. Eşkenar üçgenin bütün kenarları birbirine eşit. İç açıları 60 derece olup birbirine eşit olacak. Yani şuradaki açımız 60, buradaki açımız 60. Yine buradaki açımız da ne gelecek? 60 derece gelmiş olacak. Yine ikizkenar üçgende olduğu gibi eşkenar üçgende de tepeden tabana inen dikme hem kenarortay hem de açıortay olmuş olacak. Bütün köşelerden inen dikmeler için eşkenar üçgende bu özellik sağlanacak. Yine B köşesinden inen dikme açıortay olacak ve aynı zamanda kenarortay olacağından indiği tabanı iki eşit parçaya bölecek. Yine C noktasından inen dikme de indiği tabanı iki eşit parçaya bölecek ve aynı zamanda açıortay olmuş olacak. Eşkenar üçgenin bazı sorularında eşkenar üçgenin yüksekliklerinin birbirine eşit olduğu kısmını kullanacağımızdan dolayı eşkenar üçgenin yükseklikleri birbirine eşittir. Yine kalıp olarak sorularda karşımıza şöyle ifadeler gelecek. Mesela bir soru kalıbı olarak şuradaki kenarlar eşit, şuradaki kenarın da bu kenarlara eşit olduğu söylenmiş. Aradaki açının da 60 derece olduğu verildiyse bizim burada yapmamız gereken işlem boşta kalan noktaları birleştirmek olacak. Bakın üstteki üçgene baktığınız zaman kollar birbirine eşit, aradaki açı 60 ise o zaman burada oluşacak üçgen eşkenar üçgen olacak. Burada sadece açıları yazmamız yeterli olmayacak. Genelde yaptığımız hatalardan bir tanesi de şu, kenar eşitliğini yazmamak oluyor. Bakın eşkenar olduğundan dolayı burada kırmızıyla çizmiş olduğumuz kenarla da diğer kenarlar ne olacak? Birbirine eşit. Eşitlikten dolayı da dikkat ederseniz burada ne yakalamış olduk? Bir ikizkenar üçgen yakalamış olduk. Bunlara dikkat edeceğiz sorularda. Sorularımıza geçersek. Bakın ABD açısının 20, ACD açısının 60 derece, AC kenarına bunun da DC kenarına eşit olduğu bize soruda verilmiş. Alfa açısının kaç derece olduğu bize soruluyor. Şimdi demin ifade etmiştik. Eğer iki kenar birbirine eşit, aradaki açı 60'sa yapmamız gereken işlem boşta kalan noktaları birleştirmek olacak. Kollar eşit, tepe açısı 60'sa o zaman burada oluşan üçgen ne olacaktı? Eşkenar üçgen, taban açıları 60-60, bütün kenarlar ne olacaktı? Birbirine eşit olmuş olacaktı. O zaman AD kenarı da ne olmuş oldu? DC, AC ve AB'ye eşit olmuş oldu. Hemen şuradaki üçgene dikkat ederseniz bakın ABD üçgenine geldik. AB kenarıyla AD kenarı da ne oldu? Birbirine eşit olduğundan dolayı burada bir ikizkenar üçgen oluşmuş oldu. O zaman buradaki açı 20 ise taban açıları eşit olacağından dolayı buradaki açımızda ne gelmiş olacak? 20. ABD üçgenin iç açılar toplamı 180'di. Toplarsak buradan bakın alfa artı 60 artı 20, 20 de buradan 40 eşittir 180. Alfa artı 100 eşittir 180 ise 100'ü diğer tarafa attık. Alfa eşittir. Buradan kaç derece gelmiş olacak? 80 derece gelmiş olacak. Bir sonraki sorumuz. Yine bakın AB, AC'ye, EC birbirine eşit olduğu. D açısının 50, B açısının da 130, A açısının 60, alfa açısının kaç derece olduğu bize sorulmuş. Bakın eşkenar üçgeni anlatırken söylemiştik. Kollar eşit, tepe açısı 60'sa hemen boşta kalan noktaları ne yapıyorduk? Boşta kalan noktaları birleştiriyorduk. Oluşan şekil ne olacaktı burada? Eşkenar üçgen olacaktı. O zaman taban açıları 60-60 gelecek. Şuranın tamamı 180'di. Pardon 130'du. 60'ı buradaysa buraya ne kalmış oldu? 70. Ne dedik? Kenar eşitliklerini de yazmamız gerektiğini söylemiştik. AB, AC'ye eşit. Eşkenar üçgen olduğundan BC'de ne olmuş oldu? AB ve AC'ye eşit olmuş oldu. Dikkat ederseniz BC üçgeninde de bir ikizkenarlık yakalamış olduk. Buradaki açı 70 ise ikizkenar olduğundan dolayı buradaki açımızda ne gelmiş olacak? 70. Hemen DC üçgenine bakıyorsunuz. Bakın iki iç açının toplamı dış açıya eşit olacağından alfa ile 50'nin toplamı eşittir 70 derece. 50'yi diğer tarafa attık. Alfa eşittir 70 eksi 50'den dolayı kaç derece gelmiş olacakmış? 20 derece gelmiş olacak. Bir sonraki sorumuz. Yine testlerde en çok karşımıza çıkan soru kalıplarından bir tanesi. BE'nin DC'ye eşit olduğu,
ABC üçgeninin de eşkenar üçgen olduğu bize söylenilmiş. Alfa açısının kaç derece olduğu soruluyor. Şimdi ABC eşkenar üçgen olduğundan ben şuradaki kenara x dersem burası x olacak. Şuraya da 2y dersem. Sebebini birazdan söyleyeceğim neden 2y dediğimi. ABC eşkenar üçgen ise şuradaki açımız kaç derece gelmiş olacaktı? 60. Şimdi 30, 60, 45 gibi açılar gördüğümüz anda bu açıların karşısına gelecek şekilde dikme indirmemiz gerekecek. Şurada 60 var. BD uzunluğu da biliniyor. O zaman bunun karşısına gelecek şekilde şöyle bir dikme indirirsek. Dikkat ederseniz burada oluşan üçgen ne olmuş oldu? 30, 60, 90. 90'ın karşısı 2y ise 30'un karşısı bunun yarısı olacağından dolayı ne gelmiş oldu? Y. Biz neyi biliyorduk? Eşkenar üçgenin kenar uzunlukları eşitti. BC 2y artı x ise AB'nin de buradan ne olması gerekecek? 2y artı x. Burada BHy ise AH'a buradan ne kalmış oldu? Y artı x. Şimdi şuraya geldim. Bakın AED üçgeninde tabana inen dikme. Dikkat ederseniz AHx artı y. HEx artı y olduğundan bunlar ne olacak? Birbirine eşit. Tabana inen dikme kenar ortay olduğundan dolayı ikizkenar özelliğini gösterecek. O zaman ED uzunluğuyla da AD uzunluğu ne olacak? Birbirine eşit olacak. Dikkat ederseniz AED ikizkenar üçgen olmuş oldu. Bu açının 60 olması için burası 20 ise buraya ne düştü? 40. İkizkenar olduğundan burası 40 ise buradaki açı yerine düşecek? 40. Bu açının tamamı 60 dereceydi. 40'ı buradaysa alfa açısının kaç derece olması gerekecekmiş? 20 derece olması gerekecek. Bir sonraki sorumuz. Bakın ABC eşkenar üçgen olduğu, AE'nin EB'ye eşit olduğu, yine AH uzunluğuyla da CD uzunluğunun birbirine eşit olduğu verilmiş. Bize alfa açısının kaç derece olduğu soruluyor. Eşkenar üçgenin konusunu anlatırken şunu ifade etmiştik. Eşkenar üçgende yükseklikler ne olacaktı? Birbirine eşit olacaktı. Yine eşkenar üçgende tepeden tabana inen dikme, kenarortay ve açıortay olacaktı. Öyleyse E ile C'yi birleştirirseniz bakın tabana inen kenarortay olduğundan ve şekil eşkenar üçgen olduğundan aynı zamanda bunun yükseklik olması gerekecek ve açıortay olacağından dolayı da buradaki açımız ne gelecek? 30, 30 gelecek. Ne demiştik? Bakın eşkenar üçgenin yükseklikleri birbirine eşit olacaktı. O zaman AH CD'ye eşit ise CE de AH'a eşit olduğundan otomatik olarak burada CE ile de CD'nin ne olması gerekecekmiş? Birbirine eşit. Öyleyse EC uzunluğu CD uzunluğuna burada eşit oldu. Dikkat ederseniz oluşan şekil bir ikizkenar üçgen olmuş oldu. Hemen CED üçgenine baktınız. Bakın şu taban açıları birbirine eşitti. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşit olacağından toplam 30'sa buradaki açılara da ne düşmüş olacak? 15, 15. Biz bu açının tamamının 90 olduğunu biliyorduk. O zaman alfa artı 15 eşittir 90 derece ise 15'i diğer tarafa salladınız. 90'dan 15 çıktı. Alfa buradan kaç derece gelmiş olacakmış? 75 derece gelmiş olacak. Yine güzel bir soru. AB'nin DC'ye eşit olduğu, BCD açısının alfa, DEC açısının 100, BAC açısının 110 olduğu, bir de soruda ACD açısının ACD yani şu açının tamamının 50 derece olduğu bize verilmiş. Alfanın kaç derece olduğu soruluyor. Bir de soruda dikkat ederseniz AE ile ED'nin birbirine eşit olduğu söylenilmişti. O zaman hemen şunu yapalım. Bakın A ile D'yi birleştirirsem. Dikkat ederseniz burada bir ikizkenar üçgen oluşmuş olacak. Şu açılar birbirine eşit. İki iç açının toplam bir dışa eşit. Yani 100 ise buradaki açılara ne kalmış olacak? 50, 50. Şimdi ADC üçgenine bakarsanız. Bakın buradaki açı 50. Buradaki açı 50 ise ikizkenar olacak. DC ile de AD'nin ne olması lazım? Birbirine eşit. Hemen şuraya döndüm. Şu açının tamamı 110'du. Burası 50 ise buraya kaç derece kalmış oldu? 60. Dikkat ederseniz kenarlar eşit. Aradaki açı 60 ise hemen boşta kalan noktaları birleştirdiniz.
Burası 60. Eşkenar üçgen olacağından BD ne olacak? AB ve AD'ye eşit. Taban açıları da buradan ne gelmiş oldu? 60, 60 derece gelmiş oldu. Şuraya dönersek bakın 150 daha 150, 180 olması için buradaki açıya ne düştü? 30. Hemen şu üçgene dönelim. Bakın BDC üçgenine bakarsanız kollar birbirine eşit. Bu açı alfa ise buradaki açı da ne gelecek? Alfa. İç açılar toplamı 180'de. Toplayalım. 2 alfa artı 60 artı 50 artı 30 eşittir 180. Şurayı topladık. 60, 50 daha 110, 30 daha 140. 2 alfa artı 140 eşittir 180. 140'ı diğer tarafa attık. 2 alfa eşittir 40. Her iki tarafı ikiye böldük. Alfa eşittir. Buradan kaç derece gelmiş oldu? 20 derece gelmiş oldu. Bir sonraki sorumuz. Bakın ABC üçgeninde ED'nin AC ve DC'ye eşit olduğu verilmiş. A açısının 102 derece, B açısının da 18 derece olduğu söylenilmiş. Alfa açısının kaç derece olduğu bize sorulmuş. Şimdi ABC üçgeninin iç açılarını toplarsak 102, 18 daha 120. O zaman şuradaki açımıza ne kaldı? 60. Dikkat edin. AC, DC'ye eşit. Aradaki açı 60. O zaman ne yapacağım? A ile D'yi şöyle bir birleştireceğim. Eşkenar üçgen olacağından AD'de ne olmuş oldu arkadaşlar? DC ve AC'ye eşit oldu. Bu açı 60 ise buradaki açı ne geldi? 60. Eşkenar olacağından burası da ne gelmiş oldu? 60 derece. Burası 102 idi. O zaman şuraya ne kaldı? 42 derece. İkizkenar olduğundan şuradaki açımızda ne gelecek yine? 42 derece. Dikkat edin şuraya. Şu üçgene bakıyorsunuz. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşit olacağından dolayı alfa ile 18'in toplamı eşittir 42 derece. Alfa eşittir 42 eksi 18 olmuş oldu. Buradan da alfa eşittir kaç gelecek arkadaşlar? 24 gelmiş olacak. Yine güzel bir soru. DC, BC ve AB'ye eşit. C açısının 100, D açısında 70 derece olduğu bize verilmiş. Alfanın kaç derece olduğu soruluyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, şuradaki taban açımız 70. Şurada şöyle ikizkenar olacak şekilde bir 40 derece alırsak. Burası 40. 70 ise buradaki açıya da ne düşecek? 70. İkizkenar olduğundan şuraya T noktası derseniz CT ile CD ne olacak? Birbirine eşit. Şuradaki açıya ne kalmış oldu? 60. B ile T'yi birleştirirseniz, dikkat ederseniz kollar eşit. Aradaki açı 60 ise oluşan üçgen eşkenar üçgen olacak. Şuralar 60-60. O zaman BT'de ne olmuş oldu? CT'ye eşit. 70-60 daha 130. Şuraya 50 kaldı. İkizkenar olduğundan alfada ne olacak burada? 50 derece olmuş olacak.